güvenliğini düşen aslında bizim bölgemizde. Biz bunu sağlarken biz küresel güvenliği sağlamış oluruz. Geçenlerde Endonezya'da ben C19 zirvesinde Ukrayna'nın barış formülünü tanıttım. Bu formül Rus saldırganlığa son verebilir ve aslında Ukrayna ve diğer halklar için uluslararası hukukun yerini tesis edebilir. Gıda krizi aslında bu barış formülümüzün bir unsuru ve bunu biz %100 olarak burada bu konuda Türkiye'nin de liderliğinde görebiliriz. Eğer biz şu an Ukrayna'dan giden gıda ihracatını destekleyebilirsek ve Ukrayna'dan tahıl inisiyatifimizi destekleyebilirsek biz en fakir ülkelere yardımcı etmiş oluruz. Bugün itibariyle biz 13 milyon tondan fazla tarım ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Ama biz aslında 10 milyonlarca ton ihraç edebiliriz. Çünkü bu tahıl inisiyatifine katılan limanlarımız kapasitesinin %50'sini sadece kullanıyorlar. Çünkü Rusya bilinçli olarak söz konusu ihracatların gerçekleştirilmesini yavaşlatıyor. Güya farklı denetimler uydurarak ve yapmak isteyerek. Neden? Çünkü bugün itibariyle yaklaşık olarak 80'den fazla gemi beklemede ve sadece ticaretten bahsetmiyoruz. Bu da demek oluyor ki yüz binlerce insan masalarında eksik yemek alabiliyor. Bu da demek oluyor ki birçok insan gıda ürünleri için daha fazla para ödemek oluyor. Neden? Çünkü sadece bir devlet tüm ülkeleri gıda ürünleriyle şantaj ediyor. Yaklaşık olarak biz bir gemi gönderirken bu geminin geliş süresi 3-5 haftadır. Ama bundan dolayı biz her ay eksik olarak 2-3 milyon ton Ukrayna tahılı gönderiyoruz. Bizim bölgemizin bu sorunu çözmek için potansiyeli var mı? Kesinlikle olarak var. Tabii biz öncelikle Makolaya bölgesine de yani söz konusu güvenliği sağlayabilirsek onlar da aynı şekilde bu inisiyatife katılabilecekler. Değerli hanımefendiler ve beyefendiler, söz konusu inisiyatifleri biz hayata geçirirsek tıpkı Ukrayna'dan tahıl inisiyatifimiz gibi biz Ukrayna barış formülünün bir unsurunu hayata geçirmiş oluruz. Fakat burada önemli olan Ukrayna barış formülünün maddelerine göre aslında yani her devlet ve her lider istediği unsuru alabilir ve özellikle yani bu konuda hem devletin hem de liderliğini ortaya koyabilir. Ben tüm ortaklarımıza thank you.
get this straight. Turkey is a regional power, and for our region, for the Western Balkans, is a determining one. The truth is that the European international system, which has laid the basis for 20th century international system, has failed to incorporate two very different actors of the continent, Turkey on one side and Russia on the other side. In the current geopolitical context, Turkey has shown that this is as very special, and I would say irreplaceable contributor to European and global security through its flexible and pragmatic